arkadaşlar, bugünkü deneyimimizde su akıtmayan poşet yapacağız. Bunun için malzemeler, birkaç tane çubuk, bir buzdolabı poşeti ve içine birazcık su. Çubukları batırıyorum. Bu çubuğun su akıtmamasının sebebi, poşetin parçaları çubuğu sıkıştırıyor. Sıkıştırınca çubuk da akmıyor. Ama çıkarırsak akar. Deneyimiz bitmiştir. Böyle oldu, böyle bir çizim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle su ve deterjan deneyi yapacağız. Malzemelerimiz bir tane su dolu bir kap, ondan sonra deterjan, sıvı sabun da olur ve karabiber. Öncelikle suyun üstüne karabiberi döküyoruz. Evet, döktük. İlk başta biraz daha dökelim. İlk başta parmağımızı sokuyoruz. Parmağımıza mikroplar geldi. Şimdi parmağımıza sıvı sabun dökerek yapıyoruz. Ve mikroplar kaçtı. Elimizi yıkamanın değeri bu. Merhaba arkadaşlar. Bugün deney yapacağız sizlerle birlikte. Deneyimizin adı hava her yerde. Malzemelerimiz iki tane bardak boş olacak. İki tane peçete ve su dolu bir tane kasemiz. Şimdi ilk önce bir tane kuru peçetemizi alıp bir tane bardağımızı sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Sonra kasemizi koyuyoruz böyle. Biraz bekletiyoruz. Sonra çıkartıyoruz. Şimdi peçetemizi çıkartıyoruz. Bir bakıyoruz, ıslanmamış. Çünkü bardağımızın içinde hava vardı. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve diğer peçeteyle diğer bardağımıza sokalım. Şimdi koyalım. Şimdi biraz havamızı boşaltacağız. Şimdi çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, peçetemiz ıslandı çünkü bardağımızın içindeki havayı boşalttık ve peçetemiz ıslandı. Ama aslında göremediğimiz hava her yerde. Bir kase, biraz su, bir kaşık ve yarım su şişesi, bir de çorap gerekli arkadaşlar. İlk önce plastik şişemizi ortadan bölüyoruz ve sonra bununki gibi çorabı geçiriyoruz. Burası gergin olması gerekiyor. Şimdi ilk önce deterjanımızı suya döküyoruz. Sonra yavaş bir şekilde karıştırıyoruz. Şimdi de bunu alıp suyumuzun içine şöyle batırıyoruz. Çorabımızın ıslandığından emin oluyoruz. Benimki pek olmadığı için ben birazcık daha karıştırıyorum. Şöyle koyuyoruz. Sonra bunun kapağını açıyoruz. Sonra içeriden üflüyoruz. İşte böyle. Merhaba.
merhaba arkadaşlar. Bu deneyimimizin adı yüzey gerilimi. Sıvıların hava ile temas eden kısımda yüzey gerilimi oluşuyormuş. Lazım olan malzemelerimiz 4 ataç, bir peçete, bir de su dolu bir kap. Deneyimize başlayalım. İlk 2 tane atacı suyumuzun içine katıyoruz. Kattık. Sonra bunlar battı, suyun dibine gitti. Sonra peçeteyle bu ataçları alıp dikkatlice suyun içine koyuyoruz. Ve birazdan peçete batarken bu ataçlar havada kalacak. Sonradan bu ataçlar yüzmenin keyfini çıkaracak. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mikroplarla ilgili deneyler yapacağız. Lazım olan karabiber, sonra bir kap su, deterjan ya da sabun, sıvı sabun. Bizde sıvı sabun olmadığı için deterjan tavsiye ettik. Şimdi arkadaşlar karabiberi bolca döküyoruz. Bu mikrop olacak karabiber. Şöyle köşelere. Yeter. Şimdi elimize sokuyoruz. Bakın mikroplar üzerimize geliyor. Ama deterjanı alıyoruz. Yani sıvı sabunu. Şimdi bakın mikroplar nasıl ölecek. Bak hemen damlıyor, ölüyor. Bak mikroplar uzaklaşıyor bakın. Başka gidecek alanlar olmadığı için.